Efendim burada. Hoş geldin. Sen genel başkanım. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Vallahi genel başkanım. Bu aralar tabii ki durdu. Durağımızı ikiye böldü. Kaç arkadaşsınız toplam? 24. 24 var. Yani 24 araç var değil mi? 24 araç. 48 şoför var. 38. Bazı yerler çok daha kalabalık. Kalabalık bakanlık. Evet. Kaçtınız başkanım? Allah şükür iyiyim, sizler nasılsınız? Alışır ki hepimiz iyi oluyoruz. Zaten Mansur Başkanımızın sizin olduğu yerde sorun olmuyor Genel Başkanım, sağ olun. İnşallah sorunları çözüyor. İlk defa taksilerden başladı. Mansur Yavaş evet. Demeye başladılar konuşarak işte. Onların sayesinde adımız duyuldu o zaman ilk defa. Evet, polenler geliyor. Alerjisi olan var mı? Polen değil, değil mi? Çiçek bu. Müşterinin çiçekleri. Kiraz. Müşterinin çiçekleri. Önemli değil o zaman. Fakat Genel Başkanım sizde, başkanım sizde. Televizyonda göründüğümüzde daha gençsiniz. Ha, sağ ol. Gençsin. Esmalıca. Çok doğru. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyeleri ve sizlerin sayesinde sosyal devlet olduğumuzu hatırladık. Samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten başkanım, yani böyle başımız sıkışsa hani arkamızda bir devlet var veya da birini azarlar başkanım. Yani güvenebileceğimiz, başımızı vuracağımız bir yer olduğunu hatırlıyorum. Hissettirmeye çalışıyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kul hakkı yemek günahsa en büyük günah budur. Köyü bitmemiş yetimin hakkını birisine veriyor. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet. Vergi veriyorsunuz. Sadece gelir vergisi ödemiyorsunuz. Yedek parça alırken de vergi veriyorsunuz. Kendim ekmek alırken de vergi veriyorsunuz. Peki yani bu açlık nedir, bu yoksulluk nedir? Birisine veriyorsun 5 maaş, öbürüne veriyorsun 1300 lira. Olacak iş mi bu lan başkan? O 5 maaş alan da başka masraflarını da başka yerden karşılıyor. Yani bir eli yağda bir eli balda yani. Bitirdin mi? Evet, sağ ol. Şimdi şeyde sen genel başkanım, daha henüz duyurmadık, bir 3000 dönüm köylünün tarlasını elinden almışlar Gölbaşı Karaoğlan civarında, konut yapacağız diyor. Sonra oranın imar planı iptal olmuş. O 3000 dönüme hanımefendi de şey, sizinki de oradaydı değil mi? Öyle mi? Orada da 700 dönüm yerleri var ama ektirmiyorlar, oraya da ilave edelim demiştik. Biz şimdi oraya 12.000 tane ağaç diktik, lavanta ektik. Başka şeyler de ekledik. Bir de sulu tarım yaptırıyoruz. Bu Kesik Köprü'den gelen sudan oraya depo yaptık. Evet. O tarafta Gölbaşı Bağla arasında çok ekilecek yer var. 200 bin dönüm sulu tarım olabilecek yer var. Geçen Tarım Bakanı'na da söyledim. Yani biz siz proje yapın, biz suyu verelim diye ama arkası gelmedi. Aslında silajlık mısır ekilebilir, soya ekilebilir oralarda. Yani köy çok para kazanıyor. Hala ithal ediyoruz onları. Öyle eksin de. Geçen sene biz ektik 3000 dönüm. Onu şeye yaptık, dağıttık sosyal yardım olarak. Ama şimdi orası yeni bir çiftlik gibi. Çok mutlu. Yani önümüzdeki seneye görüntü olur. Bir sonraki seneye Ankara halkının gezdiği bir yer olur. Direkt şeylerle sebze üretenler de hafta sonları orada pazar kuracağız. Gelip gezecekler. Çocuklar tarım öğrenecekler orada. Tarım akademisi kuruyoruz. Evet. Tabii çok açık bayasa olduğu için. Tabii. Şeyimiz var mı? Barika şey yapıldı mı perde hepinize? Var başkanım. Var değil mi? Var hepsi. Onlar şey tabii. Sayın Yanal Başkanım, taksileri şey yaptık.
Gördük arayırken, koronada korkmadan rahatça bilsinler tavsiyeleri diyor. Hani ben şoförüm, kendi paymağım ama biraz daha değilim ama sahibi, sahibi için özgürlüğü için kıdem tazminatı var. Evet. Memurun emekli ikramiyesi var, işçinin kıdem tazminatı var, esnafın yok. Evet, esnafın dükkanı varsa hava parası alabilir, iyi bir yer gezip o doğru kıdem tazminatı. İşte taksi plakası da o doğru kıdem tazminatı. Doğru. İhtiyarlarında satsın, ev atsın. Dolayısıyla devletin o kıdem tazminatını koruması lazım. Evet. Yani her önüne gelene gel işte sen de sana da taksi vereceğim dememesi lazım. Onu koruması lazım. İşte sosyal devlet o. Kendinize. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ailelerinize ve selamlarınızı yaptıracağım. Yarın göndereceğim. Yarın göndereceğim.